Aa, En-Nesyri gol atmış bu arada. Milli takımda. En-Nesyri ile ilgili de iddialar vardı bu arada. Yeri gelmişken onu da konuşabiliriz. 40 milyon euroya gitmiş. Öyle diyorlar. Suudi Arabistan'a gidecek diye iddialar var. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Suudi Arabistan'a takas birisi olacak ya. Şeklinde evet. Haberler var. Efendim? 40... Talişka ile takas şeklinde haberler evet, çıkıyor. Evet, Talişka'nın gelişi 40 milyona ile satıldı ile diye bir yani haber. Hocam ben de 32'ler falan duydum. İşte şeyle birlikte 40 dediler. Yani öyle birisi yazmış ya oldu falan bitti diye yazmış. Belki de doğrudur. Bilemiyoruz ki. Böyle bir net şeyi alamadık. Sen ne düşünüyorsun En-Nesyri ile ilgili? Ya orada şimdi iyi santrafor var. Cenk Tosun var. Ben olsam 40'a 30'a 35'e yalnız veririm. Maçta yani şimdi baktım da 7-0. Ne? Ya maç 7-0. Kaçıncı gol? 6. gol mü? Yok. 6. gol mü gelmiş En-Nesyri'den? Öyle galiba. 7 gözüküyor şu an galiba. Şimdi bir tane daha gol atıldı. Ya 6. golü gelmiş takımın. Yani ne kadar haber değeri olabilir bilmiyorum bunun ama. Evet. Bakalım biz de. Hocam şimdi konu birazcık dağılacak ama bunu da konuşalım. Bak söylediğini de yazdılar ekrana. Sen Mourinho'nun yerinde olsan En-Nesyri'yi gönderir misin takımdan? Bu paraya tabii gönderirim diyeceksin. Bak, tekrar söylüyorum Mourinho bu daha lige başlarken ben burada söylediğim bir şey var. Keşke onu bulsak da getirsek gündeme. Ne demiştin? Ben sol bek alacaksın, stoper alacaksın dedim. Hatta şey belki biraz yanlış konuştum. Evet. Amrabat'a boşuna para verdin. Sol bekin yok, stoperin yok. Gittin Amrabat'ı aldın dedim. Ve bitti. Benim söylediğim bu. Ya herkesi gönderin. Ben bir sol bek, bir tane iyi stoper almazsam zaten oynatmıyor. Şimdi bizimkileri de seyrediyorum. Bizim çocuklar da diyor ki Cuku'yla Beko ideal for. Ya arkadaş yani birileri bir şey söylüyor, bir algı yaratıyor. Papağan gibi herkes aynı şeyi söylüyor. Ozan da mı onu söylüyor? Eyvah. Ozan en iyi ikili diyor. Ya ne ikilisi ya? Bu bitirim ikili var. O filmi seyretmiş mi? Hocam Nesri'yi 40 milyon euroya nereye satıldı? Onu da söyle bari. Arabistan'da bir yere ama. Bilmiyorum. Öyle ya birisi oldu diye şey yazmış ya. Ben 32 milyon eurolar duydum. İşte Çakışkay'la takas olabilir diye konuştu. Ama tabii bir kulüp tarafından onaylanmış bir durum yok. Yani onu da söyleyeyim. Ben niye sordun? Satılır mı? Satarım. Satarım. Hemen iyi bir stoper, iyi bir sol bek kesin alırım. Kesin alırım. Zaten ben de lige girmezdim ki. Ya yöneticiler de bir tuhaf. Mourinho dedim ya nasıl görmesin sen bunu? Yani göremiyor musun? Şeyi hep, ama bizde ne biliyor musun? Hocam medya. Sözünü unutma. Ha. Bu arada 7. gol evet gelmiş. Onun da asistini Amrabat yapmış. 68. dakikada atmış golde. Gol asist Fenerbahçe yani. Ama skor... Lesotho, evet Fas Lesotho maçı 7-0'lık yani sansasyonel bir skor yani onu söyleyeyim. 6-7, 6. gol En-Nesyri'den, 7. golüm de asisti Amrabat'tan diye bir araya sıkıştırmış olayım. Devam, gönderirim diyorsun. Yani gönderirim çok... ama sol bekte iyi bir stoper alırım. En az bir tane. Hocam bir sürü de stoper var takımda. Ya biz bir laf var, al birini birine vur diye. Tamam mı? Cuku ile Beko'yu bu algıyı... Bravo, bu Türkiye'de yaratıldı. Kim yarattıysa bunları. Ya kaç hocam tane gol? Ya şimdi geçen dedi bir arkadaşımız bugün diyor ki Çağlar'ın diyor bir sürü gol yedirdi. Ya bana bir tane saysın. Çağlar'ın yüzünden ben Cuku'nun yedirdiği en az 6-7 gol sayarım. O bir tanesini saysınlar bana getirsinler ya. Şu golü yedi. Buradan bugün ne yapacaktım biliyor musun? Fenerbahçe 7 golleri tek tek bakacaktım. Sonra dedim ki boş ver dedim ya. Hatırlamıyorum yani bir tane yedirmiştir. Hocam 40 ama öbürleri 6-7 tane yedir. 40 milyon euroya nasıl satıldı duyuluyor. Rekor olur öyle bir satış. Ya şimdi şöyle bir şey. Oyuncunun zaten güncel piyasaları 22 ya. Milyon euro. Yok. Fenerbahçe, ama oralarda verilen paraları Fenerbahçe bu oyuncuyu 19,5 milyon euro verdi. Ve 17 maçta oyuncu 17 resmi karşılaştırma çıktı. Bonuslarla beraber diye yazmış birisi. 4 ya, gol 2 asist yapan bir oyuncudan bahsediyoruz hocam. Ama yani çok büyük ümitleri olan. Yok. Yani Fenerbahçe, ne olursa olsun. Hocam Fenerbahçe çok büyüktür Yusuf En-Nesyri'den. Herhalde canım. Ha, o yüzden yani ama... Yusuf En-Nesyri gibi Fenerbahçe'nin golcüsü taşıdığını düşünmüyorum ben. Zaten Ceko daha fazla forma şansı var. Ya Ceko şu anda... Ya illa 39 bir yaşına rağmen, 38-39 yaşına rağmen çok iyi performans gösteriyor. Ya geçenlerde Almanya'ya da gol attı adam. Yani hem sezonu, 90 dakika oynuyor geliyor. Sezonun başında zaten Lewandowski ile En-Nesyri'yi sunmuşlar diye bana haberler geldi bana. Hatta orada Mourinho En-Nesyri'yi çok ısrarla isteyip transfer ettiğini şeklinde haberler de geldi. O anlamda baktığı zaman umut bağladın. Bu sene şampiyonluk için yola çıktın
yolda Yusuf En-Nesyri gibi bir oyuncu alıyorsun. Gerçekten kariyerli bir oyuncu ama Fenerbahçe'de tutmadı. Tutmadı 19,5 değil. 19,5 milyon 20 milyon eurodan bahsediyoruz. Hayatım tutmadı değil. Dzeko oynuyor. Dzeko oyuna gol atıyor herif. Nasıl tutsun? Adam tutsaydı Galatasaray'da zaten şans alamadı ki. Hocam ya kusura bakma sen daha iyi biliyorsun. Öbür adam hocasına, takır takır gol atıyor. Hocam ya soldan akan kanatlardan gelen Fenerbahçe orta yapıyor. Yusuf En-Nesyri arka direğin önünde. Yani ön direğe gidip alman lazım, pozisyon bulman lazım. İyi de 5 kişi arasında. Mesela hocam sınırımız yani, nedir? İzleyicilerimiz de yazsın. Ya. Şimdi bu tabii ya. Ki bu konuşulan ücretler değişiyor. Başka başka sitelerde başka başka. Hani ne kadara satılmalı, ne kadarın altında gönderilmemeli? Tabii ki bir verdiği paranın üstünde bir ücrete satmak isteyecektir Fenerbahçe ama ben şuradayım. Dzeko bir sakatlanırsa... Cenk Tosun var. Sence sezon sonuna kadar ikisi götürür. Götürür mü? Ya maşallah diyeyim. Yani bir nazar değmesin onlara da. Yani ya oynar. Ben sakatlıktan ötürü Tadiç'te onu hiç, geçen sene duymadım ben oynamadığını duymadım. Tadiç gene oynadı özel maçta biliyorsun değil mi? Ya yaşı gereği Ozan'a buradan selam, her zaman Ozan'a selam gönderelim. Tadiç beğenmiyor ya. Hiç beğenmiyor. Ozan, bence artık beğeniyordur. Cuku ile Beko'yu beğenip de o Tadiç'i beğenmiyorsan yuh sana. Bence Ozan artık beğeniyordur Ozan Zeybek. İzliyorsan bizi. Evet. Artık hemen herhalde. Hemen yaz. Artık herhalde biraz hakkını teslim ediyorsundur diye. Ozan ne diyorsa tam bu tersine. Bu nereye yazıyorlar bu şeyi? Ya. Neyi dedi hocam? Sana bu şeyleri? Son sayfa etiketi. X'ten ne? Hocam. X diye bir platform var. Ha. Biliyor musun? Biliyorsundur. Biliyorum. Bilmez mi hocam? Bilmez orada misin? Son sayfa yazıyorsun. Evet, etiket var. Son sayfa etiketi. Oraya yazıyorsun. Tabii. Ya yollarını... Belki bilmeyen olur da ya burada şey yapsınlar. Hocam artık hani ezbere... bana söylenenler olacak ya şimdi. Ha şimdi. Yazın diyorsun. İçinizden geleni yazın. Yok canım benim. Yazın ne kadara gitmeli? Ne yazmış evet. İzleyicimiz? Necati Kartal 50'den aşağıya vermem demiş. Ya uçup kaçan bir golcünün böyle aşağı. Goller hani leblebi gibi gol atan bir golcünün ben de 50'ye tabii ki kapıyı açılmasını ya verirsin, ama Fenerbahçe'de şu an o durum yok. Çok isteriz yani. 40 da verilmesini çok isteriz. Yani niye verilmesin ya? Yani 29'a 19'a bu çaldı. Kaça alırlar? 40'a satılması Fenerbahçe'nin paraya. Talişka'yı kaça alırlar bunu 40'a işte, verirlerse? Takasa makasa düşünüyorlar ama Talişka'nın da maaşı da yüksek biliyorsunuz. Maaşı ne kadar? Yüksek. 10 milyon euro. Tamam 10. 10 da şeyi versinler 20 milyon. Nasıl 10 şey verecekler hocam? Bonservis. Murat Güloğlu hocam. Nasıl seni çok seveceğin bir yorum yapmış. İroni mi yapıyorsunuz Murat Bey? Fenerbahçe neden stoper arıyor ki? Serdar Aziz kadroda olsa stoper aramaya gerek evet. Kalmazdı. Serdar Aziz'i yollamak başlı başına bir hataydı. Güvenç Kurtar hocam katılır mı bana? Bence bilir. Nasıl katılmayayım ya? Biliyor seni. Serdar bak. Ya herkes 13 milyon euro hocam. Piyasa değeri. Öyle mi? Neyse.